istihab insan varsa onlar hepsi cennettedir buyuruyor. Lev aksebe alallahi ve öyle sizler de duymuşsunuzdur. Mazlumun duası kabul olur değil mi? İşte bu hadis-i şerif aslında. Lev aksebe alallah şayet o mazlum Allah'a kasem etse, yani bir tefsirde şöyle buyuruyor. Seni Allah'a havale ederse le'ebrehebu Allah onu iyilik olarak kabul eder. Allah onu kabul buyurur buyuruyor. O yüzden mazlumun duası kabuldür. Ela uhbirukum bi ehlin nar. Sana cehennem ehlini haber vereyim mi? Kullu utullin. Ne kadar zorba, cevvazim, kibirli, müstekbirin. Ne kadar kibirli insan varsa, ne kadar ahlakı, yani tefsirde öyle demiş, küstah. Ne kadar küstah, ne kadar kibirli insan varsa bir ehlin nari, onlar da hepsi cehennem ehlidir buyuruyor. Yine Resulümüz aleyhissalatu vesselam اِذَا قَدَبَ اَحَدُكُمْ sizden birisi gazaplandığı zaman, sinirlendiği zaman وَهُوَ قَائِمٌ bu ayaktaysa tevecciz, otursun buyuruyor. فَاِنْ زَهَبَ اَنْهُمْ قَدَبُ eğer oturduğu zaman kendisinde gazap giderse çok güzel. Ama gidemezse ve ela dikkat buyurun felleslecek o zaman sağına doğru uzansın buyurun. Yani dinimizde özellikle öfkesini yutabilen insanlara karşı tarafa gücü yettiği halde ona hakaret etmeyip Allah'a bırakırsa işi onun çok daha yeri Allah'ın izniyle hadis-i şerifte belirtildiği üzere nereye gireceğini, kendisine Allah'ın hangi nimeti verileceği noktasında Rabbul Alemin huyyire, onu muhayyer bırakacak. Cenab-ı Hak kabul buyursun inşallah. Bugünkü dersimiz ile ezan-ı şerif okundu. Cenab-ı Hak dini celil İslam'a uygun bir hayat yaşayabilmeyi, evlad-ı ayalimize yaşatabilmeyi nasip-i müyesser eylesin inşallah. Amden ve ahıtayen işlediğimiz bütün günahlarımızı tövbe istiğfar ediyoruz. Ya Rabbi kabul buyur. As-salatu ve selamu aleyke Resulallah ve selamun aleyhi ve mürselim ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.